Yeni bir videodayız, yeni bir konudayız, oran orantı konusundayız. Problemlerin altyapısını oluşturmaya geldik. Oran orantıyı 3 bölümde işleyeceğiz. Birinci bölüm az sonra tahtada işleyeceğimiz kısım. Şimdiye kadar temel kavramlar, denklem çözme, rasyonel sayılar vesaire işlediğimiz yerlerin bir pratiği olacak. İkinci kısımda ne göreceğiz? Doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı ve orantı problemlerini göreceğiz. Son kısımda ortalamalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin birinci bölüme başlayalım. Konumuzun adı oran orantı. Oran kimdir, orantı kimdir? Gelin hep beraber görelim kalemlerimizi. Yavaş yavaş açıyoruz, acelemiz yok. Çünkü gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Problemleri yapmak isteyenler burada mı? Ben buradayım. Problem öğretmek isteyen adam olarak oran orantıyı da en iyi şekilde bileceksin. 1. Oran kim? Aynı birimdeki iki çokluğun birbirine bölünmesine ne denir? Oran denir. Yani A'yı B'ye böldüğümüzde A'nın B'ye oranını bulmuş oluruz. Nasıl mesela? Metin'in yaşının Aydın'ın yaşına oranı. O zaman ne yapacaksın? Metin'in yaşını Aydın'ın yaşına böleceksin. Metin'in parasının Berk'in parasına oranı. O zaman Metin'in parasının Berk'in parasına böleceksin. Tabii ki benim para biraz daha onunkinden fazla. Onun daha çok çalışması lazım. Metin'in ağırlığının Alican'ın ağırlığına böldüğümüzde de ağırlıkları oranını bulmuş oluruz. Oran dediğimiz meseleye böyle bakacaksın. Çünkü problemlere geçiş yapıyorsun. Yaşları oranı, hızları oranı, paraları oranı, kiloları oranı hepsi var arkadaşlar. Bir, bu bir. Birden fazla oranın birbirine eşitlenmesine de orantı denir. Bakın nasıl? Şöyle A bölü B, bu bir oran, eşitledim. C bölü D, bu ikinci bir oran. E bölü F, bu üçüncü bir oran, bu uzayıp gidebilir. İşte bunun tümüne birden orantı diyoruz. Ve devlet diyor ki ben buraya yazmam, sen yazacaksın, burada bir K olacak. Bu K'nın adı da kimdir? Orantı sabitidir sevgili arkadaşlar. Oran bu, orantı bu. Peki bunların özellikleri var mı? Var, ben size göstereyim. Şöyle mavi kalemimizle, kırmızı kalemimizle alıp devam edelim. Şimdi arkadaşlar, orantının özelliklerine bakalım. Burada A bölü B, C bölü D, E bölü F ifadesini bazen şöyle görebilirsin. A bölü C bölü E eşittir B bölü D bölü F şeklinde görebilirsin. A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranına, E'nin F'ye oranına eşittir. Orantı sabitimiz de yine kimdir? K'dır. Geldik buraya. Orantıda biz bu verilen orantıların tamamını tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkarttığımızda orantı sabiti değişmez. Bak şöyle yazıyorsun. A artı C artı E bölü B artı D artı F dediğimizde orantı sabitimiz yine ne olur? K olur. Bunları tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkartabilirsiniz. Hop uzattık. Orantı sabiti yine ne olmaz? Değişmez. Ne dedik? Toplayıp çıkarttığınızda orantı sabiti değişmeyecektir. Bir de bu bir oran, bu bir rasyonel sayı olarak algıla. Rasyonel sayılarda pay ve paydayı aynı sayıyla ne yapabilirsin arkadaşım? Genişletebilirsin. Yani bunu M çarpı A bölü M çarpı B yazdığında, bunu N çarpı C bölü N çarpı D yazdığında, bunu L çarpı E bölü L çarpı F yazdığında orantı sabiti yine değişmez. Ne olur? K olur. Peki az önceki bilgimizi kullanarak bunları tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkarttığımızda orantı sabiti değişmiyordu. O zaman şöyle yazabilirim. M çarpı A artı N çarpı C artı L çarpı E bölü M çarpı B artı N çarpı D artı N çarpı F orantı sabiti yine ne olmaz arkadaşlar? Değişmez. Görelim buradan üst taraftakilerle alt taraftakileri tek bir kesir çizgisinde toplayıp ne yapabilirsin arkadaşlar? Çıkartabilirsin. Orantı sabitin yine ne de yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Hocam ne anlatıyorsun? Valla ne anlattığımı birazdan tahtayı bitirdiğimde örnekler üstünde göreceksin. Sadece dikkatli bir şekilde dinle ve lütfen video ders notundan takip et. Bakın A bölü B, C bölü D, E bölü F.
toplayıp çıkartırken tek bir kesir çizgisinde orantı sabiti değişmiyor. Hatta ne yaptık? Belli kas sayılarla genişletip tekrar toplayıp çıkarttığımızda yine orantı sabiti değişmiyor. Peki çarptığımızda ne olur söyleyeyim size. A bölü B'di yani bunları tek bir kesir çizgisinde A çarpı C çarpı E, B çarpı D çarpı F tek bir kesir çizgisinde çarptığımızda orantı sabiti değişmez diyenleri bir görelim. Yanıldınız. Ne yapacağız arkadaşlar? Orantı sabiti değişir. A bölü BK, C bölü DK, E bölü FK. Dolayısıyla bu da ne olur arkadaşlar? K küp olur. K çarpı K çarpı K'dan gelir. Bunun da cevabı. Şimdi bana lazım olan yer şurası. Şöyle bir hafif hafif o tarafa doğru geçiyoruz. Ne diyeceğimizi iyi bilirim. Yani sana A bölü B eşittir 3 bölü 4 dediğinde hani problemlere geçiş yapıyorsun ya, hızları oranı 3 bölü 4 olan 2 hareketli dediğinde unutma, orantı sabitimiz buradadır. Bu 3K'dır, bu 4K'dır. Sadeleşe sadeleşe ne olmuştur? 3 bölü 4 olmuştur. Direkt buraya yazarsın. A eşittir 3K, B eşittir 4K. Bunu sadece bu şekilde göstermezler. Böyle de görebilirsin. A bölü 4 eşittir B bölü 5'e. Sevgili arkadaşlar buradan da bak hiçbir şey yazmamışsa ne olur? Bir orantı sabiti vardır orada. Nasıl gösterelim sana? A bölü 4 eşittir K, B bölü 5 eşittir K, dolayısıyla A eşittir 4K, B eşittir 5K şeklinde ne yapabilirsin? İfade edebilirsin. Şimdi geliyorum A bölü 4, B bölü 5, C bölü 7. Bu arada bu doğru orantı, bunu göreceksin ama şu anda orayı bilmiyoruz. A bölü 4, B bölü 5, C bölü 7 kim yok? Orantı sabiti yok. Ben buraya bir K yazar mıyım? Yazarım. Peki A sayısı A bölü 4 eşittir K ise biz A gördüğümüz yere A eşittir 4K yazabiliriz. B bölü 5 eşittir K ise biz B gördüğümüz yere kaç K yazabiliriz? 5K yazabiliriz. C bölü 7 eşittir K ise C gördüğümüz yere de 7K yazabiliriz. Aslında ne yaptık biliyor musun? A'nın, B'nin, C'nin K türünden değerini bulmaya çalıştık. Dolayısıyla A 4K, B 5K, C de 7K oluverdi. He, hocam temel kavramlarda bunu göstermiştiniz. Terazinin sağ tarafıyla sol tarafı birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. 7A eşittir 8 tane B. Geliyorum. Sol tarafta 7 var, sağ tarafta da 7 veya 7'nin katları. Sağ tarafta 8 var, sol tarafta da 8 veya 8'in katları. Yani A eşittir 8K, B eşittir 7K şeklinde bunu ne yapabilirsin? İfade edebilirsin. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen de hazırsan ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Sorularımıza başlıyoruz. Sorular bizim için önemli çünkü matematikte her şey soruyla başlar. Soruyu sormuş bize, demiş ki x artı y bölü y eşittir 5 olduğuna göre x eksi y bölü x ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşım şimdi a bölü b eşittir c bölü d ifadesinde oran orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Eşitliğin sağ tarafı sol tarafı ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ne geldi? X artı y eşittir 5 de y'yi çarpınca 5y. Şimdi hemen bu y'leri bir arada toplayalım. Y'ye eşitliğin diğer tarafını attık. X eşittir 5y eksi y. X buradan da kaç çıktı? 4 tane y. Şunu yapabilirsin. Y'ye 1, x'e özür dilerim. Şunu yapabilirsin. Y'ye 1, x'e de 4 verebilirsin. Ya da x gördüğün yere 4y yazabilirsin. Hemen yazdım. Çünkü bana verilen bir ifade var. İfade kim? İfade x eksi y bölü x. X gördüğün yere bakalım 4y yazınca ne oluyor? 4y eksi y bölü 4y. 4y'den y çıkınca 3y bölü 4y etti. Şimdi burada y'ler ne oldu? Burada y'ler sadeleşti. Kime eşitlendi? 3 bölü 4'e eşitlendi. Şimdi buraya geliyoruz. Birinci soruda içler dışlar çarpımı yaptık. X'in y türünden değerini bulduk, götürdük. Verilen ifadede yerine yazdık.
Buraya geldiğimde de şunu yapabilirsin direkt. A bölü B eşittir 5 bölü 2 ise az önce kurallarda anlatırken A eşittir 5K, B eşittir 2K yazabilirsin. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Eğer bir ifadenin sonunda herhangi bir eşitlik yoksa burada ne yapabilirsin? Değer verilir. İstersen götürüp direkt şunu da yazabilirdin. A gördüğün yere 5K, B gördüğün yere 2K. Bu sonucu etkilemeyecek sevgili dinleyen. Şimdi A gördüğün yere direkt 5 de yazsan, B gördüğün direkt 2 de yazsan aynı sonucu elde edersin. Hemen geldim. 2 çarpı 5 eksi 2, 5 artı 5 çarpı 2 şeklinde A gördüğüm yere 5, B gördüğüm yere 2 yazdım. Şimdi işlemin sonucuna bakalım. 2 kere 5 eşittir 10, 10 eksi 2, buradan 5 çarpı 2 eşittir 10, 5 artı 10, 8 bölü kaç etti? 15. Bu ifadenin sonucu da kaçmış? 8 bölü 15'miş. Ne yaptık? A gördüğümüz yere 5, B gördüğümüz yere 2 yazdık. B şıkkını da tamamladık. Şimdi ikinci soruya devam ediyoruz. Her şey öğretici ve kavratıcı olsun istiyorum. Şimdi burada bir ondalık kesir var. Nedir? 1,36. O halde x artı y bölü x ifadesi 136 bölü kime eşit? 100'e. Bunlar sadeleşir mi? Bence sadeleşir. Kaça bölünür? 100'ü 4'e böldüğümde 25. 136 son iki basamağında 36 var. O da 4'e bölünüyor. 136'yı 4'e böldüğümde kaç eder? 25'e 9 ekledim. 34. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? X artı y bölü x ifadesi 34 bölü 25'e eşitmiş. Peki burada iki oranın birbirine eşitlenmesiyle orantı oluşmuş ve içler dışlar çarpımı yapabiliriz. İçler dışlar 25 çarpı x artı 25 çarpı y eşittir 34 tane x'e. Ne yapıyoruz? 25x'e eşitliğin diğer tarafına atınca 25y eşittir 34x eksi 25x. 34'ten 25 çıkınca kaç kaldı? Bir hesaplıyorum. 5 oradan 4 oradan 25 tane y eşittir 9 tane x'e. Şimdi bana diyor ki yukarıya bakıyorum. X ve y doğal sayılarmış. 25 tane y. 25 tane y. Eşitse 9 tane x'e. Biz şunu söyleyebiliriz. Y burada 9 veya 9'un bir katıdır. X de burada 25 veya 25'in bir katıdır. En küçük değerini istemiş. Kimin? X artı y toplamının alabileceği en küçük değeri sormuş. O halde x'e en az 9 verirsin, y'ye de en az 25 verirsin. K'ya 1 verdiğinde en küçük değer içinde 9 artı 25 topla gel Şaban kaç etti? 34 etti sevgili dinleyen. Doğru topladık mı? Evet, doğru topladık. Şimdi 3. sorudayız. İçler dışlar çarpımı var ama yapmayacağım. Ama yapmayacağım. Niye yapmayacağım? X artı z bölü y eşittir 5 bölü 3. Y bölü z eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Şimdi burada y'lerin katsayılarını eşitleyerek de bir yol yapabilirsin. Ki bence daha kısa olacak senin için. Ben burada diyorum ki y burada 3 ile, y burada 2 ile orantılı durumda. O halde biz bu y'leri genişleterek, yani bunu 2 ile genişletiyorum, bunu da 3 ile genişletiyorum. Sonra ne oluyor biliyor musun? X artı z eşittir 10'un bir katı, y eşittir 6'nın bir katı. Bakın şöyle görebilirsin, burası 10 bölü 6, burası da 6 bölü 9. O halde y 6'nın katı olduğunda z kimin katı? Z de 9'un katı olmuş oluyor. Bitti mi? Bitmedi. Kimi biliyoruz? Y eşittir 6k, z eşittir 9k. X artı z eşittir 10k ise z eşittir 9k yazdığımızda x'in değeri k oldu. Peki bize kimi sormuş? X bölü y'yi sormuş. X'in değeri k, y'nin değeri 6k. Şimdi harekete geçiyoruz. Şık şık. X eşittir. X bölü y eşittir. 1 bölü 6 oldu. Durmuyoruz. Devam ediyoruz. Sorularımız çok, soru çözeceğiz.
Evet, en çok soruyu biz çözüyoruz. Neden? Senin için arkadaşım. Kaçıncı sorudayız? Dördüncü sorudayız. Tüm soru tiplerini göreceksin. Hep beraber başlayalım. X bölü 3 eşittir. Y bölü 4 o da eşittir. Z bölü 7 verilmiş. O halde burada olmayan kim var? Burada olmayan bir orantı sabiti var. Ne yazıyorum? O halde x bölü 3 eşittir k ise, x bölü 3 eşittir k ise x eşittir 3k, y bölü 4 eşittir k ise y eşittir 4k, z bölü 7 eşittir k ise z eşittir 7k yazdık. Okey. X eksi y artı z denklemi, x eksi y artı z denklemi kime eşitmiş? 42'ye. Hemen aldım siyah kalemimi. X gördüğüm yere 3K, Y gördüğüm yere 4K, Z gördüğüm yere de 7K yazdım. 42'ye eşitledim. Ne diyoruz? 3K, 7K daha 10K. 4K çıktı. 6 tane K eşittir kime? 42'ye. Şimdi 42'yi 6'ya bölünce K buradan ne çıktı? K buradan 7 çıktı. K'yı bulduk mu her şey bitiyor oran orantıda. Bana diyor ki x tam sayısı kaçtır? X eşittir 3k dediğine göre ben k gördüğüm yere 7 yazıyorum. X eşittir 3 çarpı 7'den kaç etti? 21. Anlaşıldı. Okey. Ne yaptık? Orantı verilmişti. Hemen k türünden yazdık. Denklemde yerine koyduk. K'yı bulduk. X'i sormuştu. Cevapladık. 21 yapıştır. 5. sorudayız. Buraya gel. Bak, x eksi y bölü y çarpı z eşittir 1 bölü 6 olduğuna göre x bölü y ifadesi 5 bölü 3'e eşitse ne diyoruz? X buradan 5'in katı, y buradan 3'ün katı. X kimmiş? 5k. Y de buradan kimmiş? 3k. Hemen diğer denklemde yerine yazıyoruz. X gördüğümüz yere 5k, x eksi y demiş. 5k eksi 3k. Alt tarafta da y çarpı z var. Y çarpı z kimdir? 3k çarpı z eşittir 1 bölü 6. İki tane oran vermiş. Bu birinci oran, bu ikinci oran. Biz burada x bölü y eşittir 5 bölü 3 ise x eşittir 5k, y eşittir 3k'yı bulduk, götürdük. Diğer denklemde yerine yazdık. Geliyorum 5k'dan 3k çıktı 2k'ya. 3k çarpı z de eşittir 1 bölü 6'ya. O halde k'lar buradan şık şık oldu gitti. 6'yı 3'e böldüm buradan 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2 kere 2 4. Z ile de 1'i çarptım. Z buradan kaç çıktı? 4 çıktı. Bize de zaten kimi sormuştu? Z'yi sormuştu. Geçiyoruz 6. soruya. Çok vakit kaybetmiyoruz ama çok soru çözmeye özen gösteriyoruz. Tane tane anlatıyoruz. A eşittir 3 tane B. Hocam, bir ifadenin sonunda herhangi bir eşitlik yoksa burada değer verebilirsin demiştin. O halde B gördüğüm yere 1 yazarsam 1 çarpı 3'ten A buradan kaç çıktı? 3. Verilen denklemde denklem kimdi? A kare artı 4AB bölü B kare artı 2AB. Bu denklemde A gördüğün yere 3, B gördüğün yere 1 yazıyorsun. Gel hemen yazalım. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 çarpı 1 bölü. Diğeri kimdi? B gördüğün yere 1, A gördüğün yere diğeri ne olacak? Diğerinin bir durumu yok ki. Şimdi burada ne gördüysen yapıştıracaksın. Yardır gelsin. Ne oldu? B gördüğün yere 1 yazdım. 1'in karesi 2 çarpı 3 çarpı 1. Şimdi söylüyoruz. Toplama çıkartma üstü sayı 3'ün karesi 9. 4 kere 3 12. 9 ile 12'yi topladım. Burası 21. Dur, alt taraf. 2 kere 3 6. 1'in karesi 1. 1 ile 6'yı topladım. Burası da 7. 21'i 7'ye bölünce kaç çıktı? Bu ifadenin değeri 3 çıktı. Bu ifadenin değeri. 3 şeye dikkat ediyorsun arkadaşım. 1 huzur, 2 sağlık, 3 para. Bu üçünü elde ettin mi dünyanın en şanslı insanısın. Öyle aşk maç sonra geliyor. Atanmak çabuk gelsin. Onun için videolar lazım. Şimdi burada bir videoyu durdurabilirsin. İşlem hatası yapma olasılığın var mı onu bir kontrol ederim. Hadi durdur. Kendin soruyu çöz. Hadi gel başlıyoruz. Yedinci sorudayız. X artı y, x artı 3y bölü y eksi 2x eşittir. Eksi 5 bölü 2'ye. Bak yazıyorum.
Diyorum ki x artı 3y bölü y eksi 2x eşittir. Eksi 5 bölü 2 de yazsan olur. 5 bölü eksi 2 de yazsan olur. Bunların hepsinin sonucu da ne olur? Eksi 5 bölü 2 olur. Yani senin orada gördüğün eksi hem 5'in hem 2'nin dersen güm pat çat o iş bitti. Herhangi birini seçebilirsin. İstediğini alabilirsin. Ben bunu aldım. İçler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 5 ile y'yi çarptım. Eksi 5 y. Eksi 5 ile eksi 2 x'i çarptım. Artı 10 x. 2 ile x'i çarptım. Kaç etti? 2 x. 2 ile 3 y'yi çarptım. Kaç etti? 6 tane y etti. Hemen söyledik. Eksi 5 y'yi bu tarafa. 2 x'i bu tarafa. 10 x'ten 2 x çıktı. 6 y ile de 5 tane y'yi topladın. 8 x eşittir. 11 tane y. Bu ne demek? Bu şu demek. Terazinin dengesini bozma Metin Hoca. X ne olacak? X y'nin katsayısını, y de x'in katsayısını alabilir. Yani y burada 8 ve 8'in katını alırken x burada 11 ve 11'in katlarını alabilir. Verilen ifade kim? 2x artı y bölü x eksi y ifadesinin değerini sormuş. Biz hemen x gördüğümüz yere 11 yazıyoruz. 2 çarpı 11 artı 8. Buradan da 11 eksi 8. 2 çarpı 11 22. 8 daha kaç etti? 30. 11'i 8'e 11'den 8 çıktı. 3. 30'u 3'e bölünce de kaç çıktı? 10 çıktı. Bir şeye dikkat et. Çok soru çözmemizin bir amacı var. Bir taraftan da senin hem öğrenmeni hem kaçırdığın yerleri görmeni hem de arkadaşlar antrenmanınız ne kadar güçlü olursa sınav sonuç belgeniz de o kadar güçlü olacak deyip sorulara devam ediyoruz. Evet, bazı videolarımız bir tık uzun olabilir. Yani böyle ortalama 30 dakika değil de 40 dakikaya yaklaşabilir. O videolarda yorulduğunuz yerde şöyle videoyu bir durduruyorsunuz. Bir bardak su alıyorsunuz, bir yudum içiyorsunuz ya da gidip çayınızı yerinizden getirip tekrar kaldığınız yerden büyük molalar vermeden devam ediyoruz. Çünkü varlık sahasını asla terk etmememiz lazım. Şimdi buraya geldim. Önce bir kuralı size hatırlatayım. Kural da değil de özelliği. Mesela şöyle demiştik. A bölü B eşittir, C bölü D eşittir, E bölü F ifadesini aslında A bölü C bölü E eşittir B bölü D bölü F şeklinde yazabiliriz. Ya ne anlatıyorsun Metin? Şunu anlatıyorum. Yani pay kısmındakileri 1 aldım. Payda kısmındakileri 1 aldım. Birbirine eşitledim. Aynı sonuca ulaşabiliyormuşum. O halde buradan bakıyorum. A bölü kim arkadaşlar? 5 demektir bu. A bölü 5. Eşittir kime? 3 bölü B'ye. O da eşittir kime? C bölü 7'ye. Bunların hepsi birbirine neymiş arkadaşlar? Eşit. Bize neyi sormuş? A çarpı B artı B çarpı C'yi sormuş. Bak Mahmut, tek hareket yapıyorum. A bölü 5 eşittir 3 bölü B değil mi? Evet, A bölü 5 3 bölü B'ye. Peki 3 bölü B kime eşit? 3 bölü B de 3 bölü B de C bölü 7'ye eşit. Gördün mü? Tık birleştirdim, tık ayırdım. Kontrol bende, her şey bende. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. A çarpı B eşittir 5 kere 3'ten 15. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyoruz. B çarpı C eşittir 7 kere 3'ten 21. Ana, aradıklarımızı bulduk. O halde ne yapıyoruz? Burası 15'miş. Burası da 21'miş. Toplarsan 15 ile 21'i kaç etti? 36 etti. Bu soruyu tamamladık. Gel, yine sana kuralı hatırlatacağım. Yeşil kalemimi de alayım. Yeşil kalemimizde şöyle söylemiştik. Demiştik ki x bölü y eşittir z bölü t eşittir. O da k ise, böyle bir orantı sabiti varsa, biz bunları tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkartabiliriz. Bu arada kural değil, özellikti bu. Yani sen bunu nasıl yazabilirsin? X artı Z bölü Y artı T eşittir kime? Yine K'ya. Şimdi yukarıda bakıyorum. X bölü Y eşittir Z bölü T eşittir 3 bölü 4. O zaman tek bir kesir çizgisinde X artı Z bölü Y artı T yine kime eşit olur? 3 bölü 4'e eşit olur. Şimdi bakıyorum. Bana neyi sormuş? Y artı T bölü X artı Z'nin. Bunun tam tersi. Yani
payla payda yer değiştirecek. Hadi yer değiştirelim. Y artı T bölü X artı Z. Bu 3 bölü 4'tü. Yer değiştirince ne oldu? 4 bölü 3 oluverdi arkadaşım. Sıkıntı yok. Sonuçta kimmiş? 4 bölü 3. Mesele ne? Tek bir kesir çizgisinde pay ve paydayı ayrı ayrı toplayabilirsiniz. Orantı sabiti değiştirmez. Bir de bir tık yer değiştirdik. Gel buraya. Anlattığımız özellikleri burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyguluyoruz. 10. sorudayız. Ben şunu hatırlıyorum. Bunların kat sayılarını belli bir sayıyla genişletsek sorun yok. O sayıları nerede alacağım? A'nın kat sayısı 1, C'nin kat sayısı 4, E'nin kat sayısı 3. Tamam. A'yı kimle genişletiyorum? Tabii şöyle anlatalım. Bak A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir 4 bölü 5. A artı 4C eksi 3E eşittir 24. 4D eksi 3F eşittir 5 olduğuna göre B kaçtır? Diyorum ki cin gibi ol, kuralı hatırla. Kural da diyorum, böyle canım sıkılıyor söyledikten sonra. Özelliği hatırla. Bunları tek bir kesir çizgisinde, hatta yazayım ya içime sinmedi. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F. Bunları tek bir kesir çizgisinde ne yapabilirsiniz? Toplayıp çıkartabilirsiniz. Yine benzer bir şekilde bunu M ile çarpsak, bunu N ile çarpsak, bunu da L ile çarpsak, yine tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkarttığınızda M çarpı A, N çarpı C, L çarpı E. Yine alt tarafı da yazıyorum. Bak yaz, 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 yaz dostum. Metin söyler kendi bir ders alır mı? Hemen toplayıp çıkarttığımızda ne oldu? Aynı sayıya eşit oldu. Şimdi şöyle bir gidip geleceğim. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Korkma, korkma. Hoba. Buralar biraz sısındı da ondan. Hemen geldim. O zaman diyorum ki bak A'yı 1 ile, çok güzel, A'yı 1 ile. Burada bak C'nin katsayısı 4, D'nin katsayısı 4. Bunu 4 ile genişlettim. E'nin katsayısı 3, F'nin katsayısı 3. Bunu da 3 ile genişlettim. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkartabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? A artı 4C eksi 3E bölü B artı 4D eksi 3F eşittir. Kime? Orantı sabiti. Sabit yani 4 bölü 5 yine aynen kaldı. Hocam birini topladınız, diğerini çıkarttınız. Evet, oraya uyum sağladım. Bunda bir beis yok. Çünkü A artı 4C eksi 3E'nin kim olduğunu biliyorum. 24 olduğunu biliyorum. Çok güzel. Bak başka şeyler de biliyorum. 4D eksi 3F'nin kime eşit olduğunu biliyorum. 5'e. Ana burası da 4D eksi 3F. Burası da 5'e eşitmiş. Ne oldu? Şu oldu. 24 bölü B artı 5 eşittir 4 bölü 5'e. Sevgili dostum, sana hemen hatırlatayım. Türlü türlü çözüm yolları var. Ama ben sana öğreteceğim. Bana B'yi sormuş. Burada B kalmış. 4'ün 6 katı 24 ise 5'in 6 katı 30'dur. B buradan 25'tir diyebilirsin. Benden duy. 24'ü de 4'e böldüm. 6 içler dışlar yaptım. 6 kere 5. 30. B artı 5 eşittir 30 ise 25 ile 5'i toplayınca 30 eder. Ama şunu da bil yani. Ne olacak? 4'ün alt etrafı var mı, açılmadı ya. Bir el atabilir misin ben? Kusura bakmayın. Efendim 4'ün 6 katı 24, 5'in 6 katı da kaç? 30. B buradan kaç çıktı? 25 çıktı. Tamamdır. 10. soru ve 11. soruya giriyorum. Ödüllü bir soru diyorum. Sonra videolarda hemen çözen diyor ki hani ödülüm, hani ödülüm? Hocam video yayınlandıktan 24 saat sonra bu soruyu doğru çözüp cevabını, çözümünü yollayan, Instagram'da beni etiketleyen ilk kişiye soru bankamı hediye edeceğim. Soru bankam varsa denemelerimiz çıkacak, denemeyi hediye edeceğim. Ama tekrar ediyorum, videoya bakarım, 24 saat içinde izlenmişse yaparım bunu. Buradayız, tamamız. Şimdi ödüllü soru diyorum. X bölü Y eşittir Y bölü Z eşittir Z bölü T. Hepsi kime eşit? 5 bölü 2'ye. Al bak tekrar yazıyorum. X bölü Y eşittir 5 bölü 2. Y bölü Z eşittir 5 bölü 2.
T bölü Z eş... Yok 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 yok. Ha. Z bölü T eşittir. O da kime? 5 bölü 2'ye. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. Hocam diğerleri gibi niye tek bir kesir çizgisinde toplayıp çıkartmadın? Hocam bak burada payda da Y var, burada payda Y var. Burada payda da Z var, burada payda Z var. Yapacağım bir cinlik. Nedir o? Ustalık eseri yapıyoruz. X bölü Y çarpı, Y bölü Z çarpı, Z bölü T. Bunların ayrı ayrı 5 bölü 2'ye eşit olduğunu bildim. Bunları sonra yan yana getirdim, çarptım. Hepsi 5 bölü 2'ye eşitse 5 bölü 2 çarpı, 5 bölü 2 çarpı, 5 bölü 2 oldu. Güzel. Peki ne işime yaradı? Bana X bölü T'yi sormuş. Şık şık gitti, şık şık gitti. Kim kaldı? X bölü Z. 5 kere 5 25. 5 ile çarptım. 5'in küpü olan 125. 2 kere 2 4. 2 ile çarptım. Efendim 2'nin küpü olan 8. Cevabımız neymiş? X bölü T ifa. Bunu Z gibi gösteriyorum. Sonra siz düzsünüz orada. Ya sonuca odaklanma. Sürece odaklan. X bölü T kaç? 125 bölü 8. Sevgili arkadaşlar, son tahtamıza doğru ilerliyoruz. İstesek burada keserdik ama bütünlüğü sağlamamız lazım. Bütünlük bizim için önemli. Kendinizi böyle ihmal etmeden olduğunuz yerde kalın. Bekle, geliyor. Oran orantının son tahtasındayız. Bu böyle elimin altında oynuyor arkadaşlar. Benim de bir oynayasım geliyor. Korkuyorum, düşeceğim zannediyor. Korkuyorum, düşeceğim zannediyorum. Arkadaşlar sona geldik. Güzel sorular var. Hatta tahtadaki son soruda matematik hamlesi var. Detaylı çözmeyeceğim size. Instagram'da dolanırken böyle bakınca aa Metin Hoca anlatmıştı dersiniz. Şimdi buraya gelelim. Bu arada size bir şey hatırlatalım. Bak burada bir gülücük var. Ben 12. soruyu video ders notunda olanlar belki görebilirler. 12. soruyu 11. soruyla yer değiştirerek çözdüm. Yani 12'de 11 var, 11'de 12 var. 11, 12, 11, Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. 11 ile 12 yer değiştirdi. Burada 12. sorudayız. ABC birer pozitif gerçek sayı dedik. A bölü 5 eşittir B bölü 2. Şöyle bir yaslanayım. Eşittir C bölü 3. Bir orantı sabitimiz vardı. Kalemlerimizi de değiştirelim. Şunları alalım. Orantı sabitimizde ne var arkadaşlar? K. Devlet bunu yazmaz. Sen yazacaksın. A bölü 5 eşittir K ise A buradan 5K. B bölü 2 eşittir K ise B buradan 2K. C bölü 3 eşittir K ise C buradan 3K. E götür yerine yaz, hepsinin K türünden birbiri türünden değerini yazdın. A kare, A gördüğün yere 5K yazdın. Karesini aldın. B kare, 2K yazdın B gördüğün yere. Karesini aldın. C gördüğün yere 3K yazıyorsun. 3K yazdın, karesini aldın. Toplamları 342'ye eşitmiş. Ay çok gıcık bir sayı. 342. Dur bakalım ne olacak. 5'in karesi öyle mi? 25. K'nın karesi. Birçok öğrenci çözerken şöyle çözüyor. 25K. Bu yanlış arkadaşlar. Sadece buradaki sayıların karesini alarak soruya devam ederseniz bu yanlış. Efendim 25K kare, 4K kare, 9K kare bunların toplamı kime eşitmiş? 342'ye eşitmiş. Sevgili hesap makinesi orada hazır, ben biliyorum, gördüm onu. 25, 30, 38 tane K kare eşittir 342'ye. Abi ben şöyle düşünüyorum. Buna bir tane daha 38 eklesem 380 olur. Yani ne yapar biliyor musun? 10 tane yapar. O zaman bir tane eksik olduğuna göre 342'yi 38'e böldüğünde K kare eşittir 9. K kare eşittir 9 ise K ya artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Burada bize söylemiş, pozitif olanı alacaksın. Yani K kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Kimi sormuş? A'yı sormuş. A eşittir 5K olduğu için 5 çarpı 3'ten cevabımız 15. İşaretle gelsin. Bir sonraki soruya da vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Geldik buraya. Yine bir orantı sabiti var. Bu orantı sabitimiz kim? K. Ezberlemek yok. Mantığını anlayana kadar bol soru çözmek var. O yüzden bol soru çözeceksin.
Bir tane soru bankasıyla ilerleme, birkaç tane soru bankasıyla ilerle. Bunu unutma arkadaşım. Şimdi başladık. Soru 13'teyiz. A bölü 3, B bölü 2, C bölü 5. Devlet yazmadı. Ben yazdım. Ne yazdım? K yazdım. A bölü 3K ise A eşittir 3K. B bölü 2K ise B eşittir 2K. C bölü 5 eşittir K ise C eşittir 5K. Neyi vermiş bize? Ona bakacağız. Neyi vermiş? A çarpı B çarpı C'nin 1920'ye eşit olduğunu vermiş. A çarpı B çarpı C eşittir 1920. Güzel. Şimdi A gördüğüm yere 3K yazdım. B gördüğüm yere 2K yazdım. C gördüğüm yere 5K yazdım. Eşittir 1920. Bitmedi. 5 kere 2 10 etti. 10 edince buradan bir sıfırı sildim. 192'yi 3'e bölüyorum. 180 olsa bölsem 3'e 60 eder. Bir de 12 var orada. Kaç etti? 64. K çarpı K çarpı K 64. K'nın küpü 64. Neyin küpü 64? 4'ün küpü. Yani 3 tane 4'ü yan yana çarparsan 64 eder. Mavi kalemi tekrar alacağım. Siyah çünkü şey olmak üzere. Efendim tükenmek üzere. Efendim ne oluyor? Biz hemen bunu doldurabiliriz aslında biraz sohbet edip. Şimdi kim sormuştu? Ona bakalım. B'yi sormuş. Buraya 4 yazınca B eşittir. 4 kere 2'den kaç çıktı? 8. Şimdi şunu Etrabi Hanım'a vereceğim. O valla güzel dolduruyor. Eline yüreğine sağlık. Allah ondan razı olsun. Çocuğunu çok iyi üniversitelerde inşallah okumasını nasip etsin. Duamızı ettik. Şimdi de sizinle biraz sohbet edelim. Burası iyi galiba. Sevgili arkadaşlarım şunu söyleyeceğim size. Mesela ben olsam ne yaparım bazı arkadaşlarımız için? Ben zaten Reels videoları çekerek Instagram'dan ödevlendirme yapıyorum. Bu bir. İki, diyelim ki temel kavramları bitirdin tamamını bir soru bankasından. Bir sürü konu var. Temel kavramlar deyince sadece temel kavramlar algılama. Tek çift sayı, ardışık sayı, sonlu toplamları, faktöriyel. Evet, bunlar asal sayılar, bunların hepsi var. Bunları bitirdin bir soru bankasından bütün sorularını. Tamamını çözdükten sonra bir başka soru bankasından, bak bir başka soru bankasından tekrar etmek için soru çözebilirsin, doğru. Sonra geldin elindeki ana soru bankası, basamak çözümleme, bölme bölünebilme, EBOPECO'ya geçmeden bir başka soru bankasından, yani o ikinci soru bankandan tekrar et. Bu şekilde ilerleyerek iki soru bankasını bitirebilirsin. Üçüncüsüne de tabi çıkmış sorularla devam edebilirsin. Kalemimiz dolmuş, almaya geldik. Eline yüreğine sağlık dedik sevgili Etrabi Hanım'ın. Şimdi buraya geldik. Kaçıncı sorudayız? 14. sorudayız. Arkadaşım denklem çözme sorusu gibi olmuş bu. Aslında oran orantıyla bağını da kuralım. Çarptık bunları, kaç etti? X çarpı Y eksi 5 bölü Y eşittir 4'e. Hemen geldik bir de bunları çarptık. Rasyonel sayı gibi X çarpı Y eksi 5 bölü X eşittir 3'e. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. X çarpı Y eksi 5 eşittir 4Y. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. X çarpı Y eksi 5 eşittir 3X. İstersen taraf tarafa oranlayarak da gidebilirsin. Bu senin tercihin. Bazı arkadaşlar taraf tarafa oranlamada sıkıntı yaşayabiliyor. Ben direkt buradan söyledim. Her ikisinde de bir kedi gördüm sanki. X çarpı Y eksi 5'ler var. O zaman 3X eşittir kime? 4 tane y'ye. Bu ne demek? X 4'ün katıdır, y 3'ün katıdır. Ya da soruda eşitlik yoksa x gördüğün yere 4, y gördüğün yere 3. Şöyle dikkat edelim. 3 artı 4. Şöyle dikkat edelim. 4 eksi 3. 7 bölü 1'den kaç çıktı? 7 çıktı sevgili arkadaşlar. Biz 14. sorumuzu tamamladık. Sıra 15. sorumuzda. Bakın arkadaşlar. Ben çok görüyorum. Hocam diyor niye şu şekilde reels videoları çekmiyorsun? Neymiş?
İşte matematik hamleleri. Sadece bu soruda uygulayabileceğim bir şey var. 3ax eşittir 4by'ye, o da 5cz'ye, o da eşittir 6. 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c 13 ise 3x artı 4y artı 5z'nin cevabı nedir? Hemen söylüyorum. Hiç soru kalabalığıyla ilgilenme. Direkt 6 ile 13'ü çağır. Kaç etti arkadaşlar? 6 çarpı 13, 78 götür işaretle. Her zaman mı? Her zaman. Hocam hep tutar mı? Hep tutar. İyi, yeni bir şey öğrendik. Al sana yeni bir şey dedik arkadaşlar. İstersen de uzun uzun çözebilirsin. Çözelim. Ben böyle çözmeden geçecektim. İçim rahat etmedi. 3ax eşittir 6. Her tarafı kime böldüm? A'ya böldüm. Buradan 3x eşittir 6 bölü a. Şimdi geldik 4by eşittir 6. Her tarafı b'ye böldüm. 4 tane y eşittir 6 bölü b. Zaten bunlar tesadüf değil. Bak 3x 4y hep söyledim. Aşk tesadüfleri sever ama matematik asla. Geldik buraya 5 çarpı c çarpı z eşittir 6. Her tarafı c'ye böldük. Ne oldu? 5 tane c de 6 bölü c'ye eşitmiş. 6 bölü özür dilerim. 5 tane z de 6 bölü c'ye eşitmiş. Taraf tarafa topluyorum. 3x 4y artı 5z eşittir 6 bölü a 6 bölü b 6 bölü c. Bunları 6 parantezine alınca 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c oldu. Peki 1 bölü a artı 1 bölü b artı c kime eşit? 13. Cevap nedir? 6 çarpı 13. Biz en sonda söylediğimizi en başta söyledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Oran orantının birinci bölümünü bitirdik. Video biraz uzundu biliyorum ama içinde bol miktarda soru vardı. Her şey senin için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.